Hayırlı günleriniz olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize. Hoş geldiniz. Ablaları, Azad'ım burada. Kızlar, Azad'a böyle şey sipariş ettik. Geliştirici. Böyle Mirzos'una da aldım, gönderdim postayla. Ne? Azad ellerini... Bunları kim kesti? Sen mi, babi mi? Babiyle ben. Babi de hepsini kendi kesmiş. Babi senden daha çocuk. Çocuğun oyuncaklarını niye tüm kestin? Kendimize de oynayalım. Tamam da sen yalandan bir taneyle oynadı. Bütün şeylerini kesmişsin ya. Ben onunla beraber kestik. Hadi bir kes de ablalar görsün. İçinde bir sürü var. Var mı? Evet. Kızlar böyle bir şey 6 euroydu. İçinde 40 tane mi? 50 tane böyle kağıt baba, oluyor. Baba yemin otobüs. Evet hadi kes de ablalar görsün. Makas. Burada makasların. Bu tamam. Makaslar da böyle elini falan kesmiyor. Getir Azat parmağını gösterelim ablalara. Böyle kesinlikle kesmiyor. Elbiseleri kesmiyor. Sadece kağıdı kesiyor. Böyle 3-4 yaşındaki çocuklara göre 2 yaşındaki motoriklerini geliştirmek için. Geç Azat'ta motorik bol var da yine de seviyor böyle şeyleri. Ben bunu istemiyorum, bunu al. Hangisini istiyorsan onu seç bir göster ablalar bu baksın hani nasılsın. Hani bunu geri içine koymayacağım. Orada otur hadi bir göster ablalara nasıl kesin. Hangisini alayım? Ne bileyim sen hangisini seviyorsan al. Ayıcık mı, clown mu? Bilmiyorum. Palyanço herhalde Azat'ın. Ne? Palyanço. Ya. Ne yadı? Hayır, bilmiyorum adını. Ha, kalabın yazıyor işte bakayım. Ha, tavukmuş. Hı? Chicken tavuk. Onlar yumurt. Ama onlar yumurtluyor. Evet. Tavuklar. Babam dedi ki izlerini kesme. Evet, izlerini kesmeyeceğim. Böyle yuvarlakça ama sen istediğin gibi böyle kesebilirsin. Sonra sen de baba gibi yavaş yavaş öğreneceksin. Babi büyük diye ya. Nereye koyayım? Oraya inanmaz. Bak, anne bak sizi kopmadı. Evet kopmaz tabii sen kesebiliyorsun. Ama... Sen bu işi beceriyorsun Azat. Böyle yavaş yavaş öğreneceksin işte. Öyle. Upsala çıkken kal burada tavuk uçuyordu Azat ya. Ben kapatıyor musun? Yok seni izliyor ablalar. İzlesin ya. İzlesin ya bakalım ablalar Azat'ı mı? Ben bugün... bunu istemiyorum başka bir şey alacağım. Ablalar Azat bugün okula gitmedi çünkü ateş çıktı akşam bir de kustu. Ben onu yapmayacağım bakalım ne çıkıyor. Aa lollipop mu? Vav kiraz. Kiraz. Jerry. Bu da senin bakalım. Bir de İngilizce de isimleri yazıyor. Bekle sana da vereyim. Bu ne? Yıldız. Bu da yıldız. Al bunu sen kesebilirsin. Tamam böyle işte yani oyun şey için. Siz de çocuklara böyle şeyler alın yani biz. Azat böyle şeyleri çok seviyor. Her şeyi seviyor da Azat. He aşkım. Çıkarız biraz. Kızlar böyle giyindim. Şimdi Can da aşağı indi Azat'la beni bekliyorlar. Arabada size detaylı anlatırım nereye gittiğimizi. Şöyle bir hızlıca giyindim. Şöyle bir krem rengi kazağım. Hani bu aslında bunun pantolonu da var da set halinde. Sporlarımı da giymişim. Şöyle gidiyoruz, çiftliğe gidiyoruz, inekçiye. Et almıştık ya, orada da bir karışıklık olduydu Can Emret'inden. Size arabada detaylı anlatırım, oraya gidiyoruz. Azat'la Can aşağı indiler. Ay inşallah kafam çok ağrımaz. Bakalım bugün de, neyse arabada konuşalım, beni bekliyorlar ya, hadi gidelim. Hani Azat nerede? Havayı görüyorsunuz kızlar, muhteşem bir hava var. Dur bir Can'ın şey edeyim de bahçeye uğrasak da o dikdiklerimizi sulasak. Ya. Can kısa bir bahçeye uğrar mıyız hemen? Senin. O geçen kıska tohum ekti mi bir su vereyim onlara. Yağmur da yağmadı ya. Ya bu yağdı ya yok. Yo öyle tek tük yağdı ama. Nasıl tek tük yağdı? Çimleri görmüyor musun? Sen beni çekebilirsin istiyorsan. Nasılsın? İyisin. Şuraya şu fili kim koymuş Can? Ne bileyim. Fil yapmışlar. Beton. Kesin birileri yapmıştır. Beton. Hey. Azat oynuyor mu? Evet. Hadi gidelim oğlum. Azat'ım. Buralar bizim ikinci bahçemiz. Evet. Burada çok güzel oluyor değil mi? Aynen. Burada yazın çok kıfır güzel kıfır esiyor. Ne böyle sıcak. Çok kişi olduk mu hani arkadaşlar falan çok geldi mi burada mangal. Sıcak da olmuyor. Çok serin oluyor. Bura hep gölgelik. Acayip iyi mangallarımız. Şu bizim değil ama şu kırılmış. Kapalı olan da bizim. Yok bunlar bizim. Başka bizim. Ha şu bizim. O eski. İçinde bak kömürümüz falan hala duruyor. Hadi gel. Bunları da attırmak lazım çünkü.
Hatta ya, şunu ben şunu ben götürürüm ya. He? Bu bebelere. Bu iyice iyi yakmıyor. Onu zaten götüreyim, onlar kendine bahçede yapsınlar. O iyi yanmıyor ki, hiç kömür de şey etmiyor altında. Hadi gel Asat'ım. Hoş gel ama gidelim de inekler seni bekliyor. Hadi bir kere kay da gel. Öyle işte arabada konuşuruz kızlar, devam. Devam. Yok da anlayamadım aha bulutlara. Diyor ki hava hep böyle güzel olsa ben de yah diyorum. Diyor ki gözüme bakarak söyle, sanki bana aşk sözleri söylüyor. O ne öyle? aşkı itiraf edermiş gibi diyor, bir de gözlerime bak. Tövbe estağfurullah. Hadi gel Azadım. Bulutlar da gerçekten çok güzel. Hapsini de giydi hemen. He, ablası aldı ya, o takımları çok severek giyiyor. Ay tam oturmalık burada ha. Bugün diyor ya, çay koyacağım oturacağım. İyi ama... Ramazan işte şimdi. Da yine oturmak için güzel, dinlenmek için, kitap okumak için. Hiçbir gün fırsat bulamıyor kitap mitap okumaya. Şu bunlar da ağaçların hem tüm kestiler biliyor musun? Evet, eski zaten kuruyduk ya ağaçlar. Da bayağı elma ama ağaçları daha vardı. Iyi. He? Daha güzel çıkıyor. He. Ya bu ev iki yaşlı. İki yaşlı insan kalıyor. He, iki tane çocukları bu varmış. Arazi küçücük ev yapmışlar. Yeter onlara, ne yapsınlar ki? Azıcık bekliyorsun değil mi oğlum şu anda? Bekliyor, yolda bekliyor babiş. Oyun sonra oynayacağız ki. Onlar bizim değil. Yok, oynayabiliyor. Onlar da bizimkilerle oynuyor da şimdi hani zaman yok. Ay şu güzel mavi lila çiçeklere bak Azat. Yaz geldiği nasıl belli oluyor. Hadi gel. Sonra oynayalım oğlum, gel. Can sonra kapımı da örtebiliriz. Aa, şeyi anlatacaktım. Dur bir teyak, kamera kirli. Sizi bir sileyim anam. Hiç bir ağzınızı yüzünüzü bir silmiyorsunuz ki. Heh. Bakın nasıl parladınız. Şey dedim ya, hani biz işte et aldık. Şahiste de aldı. Parasını da götürmüşlerdi. Eti de Cangil getirecek. Allah Allah, bunlar eti getirdi. Herkesin eti geldi. Cane'ninki gelmedi. Soruyor ona, bütün kim et aldıysa hepsine soruyor. Et yok. Adam demiş ki götürdüler diyor Obendorf'tan gelenler. Allah'ım onu ara bunu ara, et yok. Cane diyor ki kim götürdüyse artık yanlışlıklar, ama herkes kontrol ediyor etlerini, fazla yok. Herkesin ki sipariş ettiği kadar var. Sonra listelere yeniden baktılar. Benimki de azdı zaten. He, bizimki de zaten çok azdı. Yaşlanmadı. Sonra listelere baktılar. Meğer bir tane de isim Şahin varmış. Bu Canan Şükran'ın eşi de, o eti kestiren akrabam da. Şayeste diye okumuşlar. Şayeste diye okumuşlar o Şahin Bey'i. Zarftaki Şayeste ismini görünce ben dedim hani. Zarfta Şayeste Adak yazıyor ismi. Listede de Şahin yazıyor. Bunlar şey harfini görünce Şayeste sanmışlar. Anam soruyor soruyor. En sona yine artık Şevket adamı aradı. Dedi ki bir listeleri karşılaştıralım da hani isim var mı listede? Ana bir listeye bakıyorlar ki Şahise değil de Şahin yazıyor. Bir Şahin, Şahin amca sen kimsen artık? Onun etiymiş meğer, artık parasını da ödediği için adam demiş ki yarınki etten, yarın hani bu et de camiye kesilmiş herhalde. Onlardan anlaşmışlar, Şahise'nin aldığı kadar miktardan oradan alıp Şahise'ye verecekler. İşte biz de Can'la o eti almaya gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi. Yani biraz durak da daha saat var. Dolaşırız biraz. Yok, önce bahçeye uğrayalım. Bir kısa hemen sulayayım, bir azıcık soluklan. İşte Şahise çalışıyor yazık. Eşi de biliyorsunuz biraz rahatsız. Can da boş bugün. Dedim sen hiç yorma kendini. Biraz da buraya uzak o etçinin olduğu yer. Dedim gider getiririz biz Can'la. O yüzden de bugün biz iftarda hiç kimse evde yok. Kadir arkadaşıyla yemek yemeye gidecekler iftara. Sara T 9'a doğru geliyor. Geç geliyor. Simiş tek bahçeye uğrayak önce. Simiş tek başına iftar edecek bugün. Dedim Simiş canın ne istiyorsa kendine yap ye. O kesin lazanya yapar. Geçen lazanya diyordu. Bir de taze kıyma da geldi ya akşam.
Kendine lazanya yapsın, yesin keyfi keyfi tek başına. Benim adam maşallah 10 kaç kilo, bir sürü dedi. 15 kilo aldım. Daha kadar aldım ya dolap. Daha bir sürü yer var. Diyeceğim o dolap geniş, üstü büyük çok güzel. Dolap aldım da bir ara size gösteririm dolabı. O üstüne var ya, yani rahat 100 kilo et koyabilirsin. Girer girer. O kadar güzel ki üstü. Yani hatta rahat o aynı, aradaki şeyi çıkar, camı mesela bazen. Aynen. Yani iki kuzuyu oluyor. Kes, koy girer içine. Büyük aldım, bizimki bozuldu. Daha ya fazla işte. Girer. Genişliği yüksek. Boyu 1.90 yükseklikte, elimde de cımbız kız bıyıklar. Vallahi arabada Eko güneş vuruyor, görünüyor. Eko'da değil Beko, mi şimdi? Beko, ha, yok, şey. Eko 18'de değil mi? Eko şeyi. Ekosistem 18'de. O şey tutuyor böyle tam ayarda. Zaten No Frost aldım. Alırsanız mutlaka No Frost olsun buzluklarda. Ekosistem alın çünkü... Ne çok kıtır kıtır yapıyor, ne çok az buz. Tam ayarını kendisi dengeliyor zaten. Dengeli tutuyor. Markası çıkarınca da belli oluyor. Beko'ydu değil mi? Beko. Evet, Beko'yu ben Türkiye çok seviyorum malı, kızlar. Türkiye'den geliyormuş. Beko, Türkiye'nin mi ki acaba bilmiyorum ya. Türkiye malı yazıyor diye kapılıyor. Arabistan'a gidiyor işte, Avrupa ülkelerine ama gidiyor. Ama çok güzel. Beko benim şeyim de Beko. Kurutma makinem falan da Beko herhalde. Şey de bulaşma Beko, makinesi mi? Siemens de bulaşma makinesi de çamaşır makinesi Siemens. Kurutma Beko. Evet ama çok memnunum. Beko güzel malı. Ben eskiden de Beko kullanıyordum. Arçelik daha iyi de. Arçelik burada yok ama. Burada pek yaygın değil. Evet. Arçelik hiç yok burada. Almanya'da ama, belki vardır ama da. Ama yok, Türkiye'de arçelik kullanıyorlar ya, daha Arçelik, güzel yani. Marka olarak arçelik daha şey. Daha kullanışlı. Daha şey sağlam diyorlar. İşte öyle artık. Kendine yapsın yesin. Biz de dışarıda canlanıyoruz. Mile ister gönül almak da mileleri de bozma. Ama milenin de o büyük boyu yoktu. Benim önceki boştu, bozulan. Buzlukta falan Beko tercih edin. Çünkü herkes Beko ya da Arçelik alıyor. Size bir ara gösteririm içini, bir büyüklük çekmecekleri. Büyük, 3 tane büyük çekmecesi var. Çok güzel ya. Fiyatı da iyiydi. Ben Otto'dan aldım. 850 euro muydu? 25 yıl diyor ama inşallah 25'in dayanır. Anne. Çünkü öbürü de boştu. Hey. Ama dayanıyor gerçek, biliyor musun can? Hey, bak tarla sürüyorlar. O bizim bozulan Beko Sara'yla yaş. Sara yeni doğduydu, 3 aylıktı. Ben gidip Hartlava'dan aldım. Hartlava diyorum, o neydi? Salzburg'daki var ya. He, Hartlava. Büyük yer var ya şeyde. Şey, Hartlava değil şey. Aa, neydi ya ona eski ismi? Şimdi MediaMarkt oldu. Şimdi MediaMarkt oldu da oranın adı ne? Ana vallahi hatırlamıyorum, Hartlava diyorum. Neyse kırmızılı. MediaMarkt, MediaMarkt. Önce MediaMarkt'tı. Önce başka isim. Aşkım önce MediaMarkt'tı işte kırmızılı. Sonra Hartlava şey oldu. Bak tavuklar. Şimdi de başka bir Satürn'de önce, Satürn. Şimdi MediaMarkt oldu. Tabii şimdi MediaMarkt. Önce Santa. Neyse yani oradan almıştım. Alman firması oldu. Tam 18 yıl oldu. Sara'yla yaş. Ya 20 yıl bozuldu gitse yani. Zaten. Dengesi bozuldu yeter. Aynen. Öyle işte. Fazla değil 20 yıl da zaten. 20 yılda yetiyor. Ben emekli olana kadar olsa yeter zaten. O zaman da zaten bize küçük zarar lazım. Zarar verdim emekli olunca. Küçüğünü alırız. O zaman alakas yani. O zaman kadar şimdi millet çok diye yetmiyor kızlar işte. Ekmek koyuyorlar, pizza alıyorlar, şunu alıyorlar. Aynı şey sonuçta. Büyük dolap. Büyük dolap her zaman insana lazım oluyor. Gerek güzel oluyor. Temiz mesela temiz kurban koyuyor. Keseceğiz ya. Kurban değil mi? Kurbanı işte bir oradan alacağız. Biz burada keselim, öbürlerin hepsini gönderiyoruz. Yok, göndereceğiz. Biz kendimiz yine oraya ete mi gireceğiz yine? İnek'e gireceğiz. Oraya girek işte getiririz. Bol bol koyan yer. Bol bol şey zaten var. Zaten hep yer çok. İyi biçiyoruz. Koymak iyi değil aslında da. Buradakilere de. Dağıtacaksın. Burada kime dağıtacaksın ki? 2-3 tane Müslüman yok, komşulara veriyorum işte. Şeylere veririz. Misafirlere çağırıyorum. Beraber mangal falan yapıyoruz dışarı. Afrikalılar geldi iyi oldu. Onlara Somaliler veririz. Mi? Onlar yazık. Onlar da kesiyordur da tabii veriyorum Bostalı komşular. Almanlara da veriyorum falan. Ne olacak ki sanki? Ya istiyorsa veririz. Seviniyorlar. Kıyma falan seviniyorlar. Eti belki yemiyorlar fazla ama. Kıymaya seviniyorlar. Öyle işte. Ben bahçeye geldik. Benim güzel boğan neydi? Sarayım bu. Saray beyaz. Saray ben bir bakayım çiçeklerin etrafını temizlemiştim. Anne çocuklarımız. Sen yete buraya geldin. Koskoca yer boş ortada. Anne çocuklarımız. O bizim tavuklar mı? Babayın tavukları mıydı? Benim. Senin tavukların. Çilli horozlar da dışarıda oynuyorlar kendini Azat. Kocaman. Evet. Ben gelmeyeceğim. Sen de gel biraz. O bahçeyi sulayacak anne hemen. Ben yazık de. O iki bir şey ektim kurumasın mı? Yok giyme, kolcun lazım değil. Dur size göstereyim sarayımı kurbanım. Ay hadi gel. İnşallah kafam ağrımaz bugün arabada şey kızlar. Bakın ağa şöyle temizlemiştim. Bak nasıl kendine gelmişler. Gülümüz de yeşermeye başlamış. Azat sen kendine hiç batırma.
Fırfır abi görmedi anne geçen geldi. Can sen daha görmedin ben geçen geldim buraları temizledim. Sen izledim hep. Güzel oldular tertemiz. Çiçekler de diktim de çıkarlar mı bilmiyorum. Rengarenk çiçekler. Ameliyat oldu biraz ayağa kalk da. Anne. Rengarenk çiçekler nerede? Onlar daha çıkmadı. Bak ameliyat oldu kalk. He inşallah. Şu oralara dört tane şunun gibi kazdık. Hani içine bir tel yeni. Buna gibi yapmam lazım. Aynen. Ben biraz şeyi sulayayım şu şeyleri ektiklerimi. Şeyi açmıyorum. Ana çıkmış bile maşallah. Oy kurban olurum sizin ciğerinize. Bak çillenmeye başlamışlar Can. Ha bak bu da sarımsak. Bak nanelerim de şey olmuş. Ben biraz su getireyim Can. Ha bak oralar biraz delledim de. Sen de bana bu tarafı yap dedim bir daha boş olursan. Anne. Hey. Tamam dur hemen geleyim suluyum. Can sen şunu al da beni suluyum biraz. Hadi sonra da gidelim hadi. Nereden çıkardın bahçeyi? Bu ne? Biyo mu? He? Biyo mu? Nereye? Nerede götüreceğiz? Neyle götüreceğiz? Çöp atıyor ya arabanın arkasına. Şu rayteni çıkıyor. Bu böyle büzülüyor. Yaprak çok hafif. Az su döktüm de yazık. Tek oraya mı ektin? Buraya bir de buraya ektim. Yeşillik ektim. Dedim hani mangal falan yapmaya geldiğimizde yersiniz. Çıkar o zamana kadar. Şu ocağı da açayım geldiğimde ya bir dahaki. He? Şu ocağı da açayım geldiğimde. Bolca su dökelim bir şey olmaz. Hey. Bak çillenmişler bile. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aha Azat da getirdim. Hadi sen de dök. Sen de gülümüze dök Azat. Gel şu gülümüzü sula. Ha oraya dök neyse. Hadi oraya dök. Aferin. Bu ya, bu azat olmasa bu bahçe adam olmaz. Biz kışta nasıl bozuluyor bakın her şey. Tamam. Atma yeri ama. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Hadi babin elini tut gidelim. Burayı mı temizledin? He, görüyor musun tertemiz yaptım. Giriş önemli değil mi? Çiçek tabii oraya bakmamız lazım. Çok güzel. Bir çiçek mi çiçek de ektim. Hollanda'dan aldıklarımızı da geç kaldık. Onlar normalde 12. ayda ekilmesi lazım. Normalde 12. ayda. Niye lale getirmedin ki Hollanda'dan? Çok güzel büyürdü. Getirdik ya. Ektim ya. Soğan aldık. Nereye ektin? Şuralara ektim. Hollanda lalesi ektin mi buraya? Renk renk çıkar o zaman. Ektim ama bu sene çıkar mı bilmiyorum. Çünkü en geç 12. ayda laleleri ekmen lazım. Biz de kaç ay geç ektik. Belki çıkar şans. Hadi gel hadi tavuklara çiz de. Hadi kızlar. Hadi bay bay. Kız oğlan da var içinde. Bir tane de senden var. Horoz abi. Hadi bir. Hadi gidelim bir. Ay çok sıcak. Yürütün sen de bir tuhafsın ha. Hava buz gibi camı açıyor. Hava susundur camı kapatıyor. Akıllı video çekiyorum ya şimdi. Aa, ses geliyor. Şeyde geçen alışverişe gittik. Narim acayip değişik bir ya. He? Çat ayaz minus 17 camları açıyor. Bak hala anlamıyorum. Valla bu erkek kattı ya. Hadi kamera çekiyorum. Öyle dedi ya. Öyle dedi. Bak valla kafamı karşılayacak şimdi. Boşver canı dinlemeyi verdi değil. Bir takipçim yazmış. Biz geçen alışverişe gittiğimizde bak oğlu susar babası he? Başlar. İyi mi? Atlar. Aa, küçük evet, atlar. Atlar orada. O alışveriş videosuna alışverişe giderken biz Can'la yolda sohbet ettik ya laf iyilikten falan açıldı. Bir tane güzel takipçim de birebir yaşadıkları bir şeyi yazmış. İyilik hangisi buraya. Hatırlamıyorum ki ben. Hani dedik ya babam işte iyilik böyle hepsini getirdim. Sen dedi iyilik yapana unutuluyor ya. Doğru hatırladım. Yeah. O da böyle yazmış. Çok da hoşuma gitti hikayesi. Burada okumak istiyorum. Buradan da selam gönderiyorum. Böyle yazmış. İyilik deyince babamın akrabası Haşim'in anekdotu aklıma geldi. Haşim. Anekdotu ne? Ney? Anekdotu. Anekdot ne? Acaba bir köy mü? Neyse aklıma geldi diyor. Babam işçi olarak köyden Almanya'ya gelir. Birkaç yıl sonra köyüne ailesini ziyarete gider.
Bir gün köyde amcasının torununu yolda görür ve çocuğu giydiği pabuçların yırtık olduğunu fark eder. Çocuğa bir şey söylemeden götürür ayakkabıcıya ve pabuçlarını yeniler yani. Sene 1970'te yaşamış babası bunu. 1900 kaç? 70'lerde. Yıl olmuş 2024. Haşim şimdi kendi ailesiyle Almanya'ya işini kurdu. Çocuklarını büyüttü ve bizi her gördüğünde ben dayımın mesela yaptığı iyiliği asla unutmam demiş. Yani ne güzel, asla unutmamış Haşim de. Tebrik ediyorum Haşim seni de. Ayaklarım yara olmuştu. Paramız yoktu papuç almaya. Dayım bana papuç aldı, bir de üzerine harçlığımı verdi. Ayakkabı işte lan. Ha, papuç. He. Bir zaman babam işsiz kalınca ablamın düğünü vardı. Haşim bize geldi. Dayı ne gerekiyorsa ben yanındayım. Biliyorum çocuklarım var, yardım ederler sana ama ben senin bana yaptığın iyiliği unutamam demiş. Ben maddi olarak senin yanında olacağım. Babam tekrar işi olduğunda Haşim'in parasının borcunu verdi. Demem o ki Haşim bizim görevimizi seve seve üstlendi. Ne güzel yani, kızların evlenmesine de düğün dernek olmasına da Haşim yardım etmiş. Haşim ağa olmuş işte sonra yani. Vallahi dur da işte yani öyle. Ne güzel ki iyiliği unutmayan insanlara, nankör olmayanlara değil mi? Tabii, tabii. Haşim de çok güzel unutmamış yani. Çok hoşuma gitti de hikayesi, dedim sizlere okuyayım, siz de geç okumuşsunuzdur da. Güzel bir anısı varmış. Tamam gidiyoruz ayakkabıcı oğlum, bekle. İçecek alayım mı sana? Tabii şimdi say içecek alıp geliyor. Azat susamış, kızlar şuraya hemen 2 dakika durduk. Şu levhada da tereyağlar indirme girmiş. 2 alana bir bedava. Can diyor ki bana Tebut'ta al gel diyor. Bu kadın yan görme kız şehri diyor. Kızlar ne yapayım, biz kadınlar hep böyle evde var, daha geçen aldım da indirime girmiş. Bir tane bedava olacak. Bir tanedir. Yağ çok kullanılıyor hep. Dedim bana 3 tane yağ getir. Gitti aldı, gelmiyor. Gelsin de onu sıra gidelim. Oruçtan sonra getirir annesi. Ana dondurmacı da açıldığına göre yaz geldi demek ki. Baksana. Değil mi? Geliriz azadım. Ah. Allah'ım şunların güzelliğine bakın. Avucum kadar kızlar. Biz yine bu dükkana geldik. Canan Azat ayakkabı bakacaklar. Şimdi ete gideceğiz ya. Dedik kız abi buraya uğrayalım. Allah'ım bu nasıl bir tatlılık böyle ya. Azat bebişlerim bunlar hep. Aysel. Hep miniler. Gel senin bedenine bakalım. Benim bedenim burada. Bakın ablalara, Azat'ıma bunu bulduk. Bunlar çok rahat giyiliyor. Böyle çorap gibiler zaten. Anne, çok da rahatlar. Yumuşak. Bir ara ara güzel havalarda giyer. Abi, bak, bir de kaç lira biliyor musun? 22 euro düşmüş. Yumuşak. Evet 22 liradan da o sel. Bu sel. Yok 29 euro, oradan da %30 indirim olacak. Yani 20 euroya falan gelecek aşağı yukarı, çok ucuz. Maşallah. Azat olsaydı izlerdi, uyudu yazdı. Maşallah. Ne kadar güzel değil mi? İri ya. Kocaman. Senin burnundan göremedik de. Tavuk. Yok mu iki tavuk kesip götürsen? Aslında yer olsa ben beslemeyi düşünüyorum. Sen de bizim komşu gibi o. Asla o tavukları yemiyorlar. Onlar besliyor. Siz ben de tavukları besleyeceğim. Ortasını almak için. Ama çocuk gibi seviyor. Besliyor, bakıyor. Biraz şöyle kendinize izleyin. Fazla değil. 5-6 tavuk bile var. Evet. Yeter işte. Ya. Böyle 2-3 yumurta olsa yeter. Baktım ileride çoğaltayım. Baktım çok yumurta vereyim. Satışa geçer. Ne olacak? Yani. 10 tanesi, 30 tanesi 10 euro. Hadi bakalım gidelim bir. Burcunu giydir Can. Hava biraz kırılmış. Evet kızlar çiftliğe gidiyor. Alo, acelim uyanmış. Dur babi giydirsin kolcuğunu. Şimdi Beethoven de gelir. Koca kupekti. Kapıyı kapatsan. Kapatmadım. İyi. Hadi gel. Yavaş kolcuğunu giy. Aa, bak ineklerin kapısı açık. Gidip bakabiliriz. İnek kokuyor her tarafa. Ahır kokacağız yine bunu.
Gel. Şam Azat. Gel. Gel bakalım Şam'a dikiyor an. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Ha? Bunlar ha inek bunlar. Gördün mü maşallah Azat. İftar yapıyorlar ineklerde. Kız orucunuzu mu açıyorsunuz? He? O tarafta dolu. Anne. Hey. Anne. Hey. Burada bebek inek nerede? Bebek inek yok o şimdi başka yerde. Evet. Aa şunlar da öküz can onlar senin arkadaşların. Yok, inek çokmuş adam bunlar. He. Onlar inek değil. Şey. Ne yok? Onlar da domuz. Ve çiftlik sonuçta her şey var. Hadi ben bakalım. Tavuklara bakalım. Tavuklara da bakalım var. Burada Pablo'nun ailesi de bir sürü. Bak orada var, orada var, orada var. Azadilla tavuklara bakacak. Hadi gel. Tavuklara mı gidiyoruz? Evet şurada tavuklar var. Daha o tarafa giremiyoruz. Görünmüyor. Ne? Şurada da kapalı şeyler. Tek aşağıda baksana. Aşağıda bakamıyoruz ki. Yok kapı. Ha şuradan gidip bakabiliyoruz. Gel. Ne? Gel bu da göllerin. Orada su var. Evet orada da yazın herhalde. Belki de balık mı besliyorlar arada acaba? Ha bak tavuklar burada. Gel. Onlar evleri mi? Evet. Yatmak evleri bak. Evde nasıl güzel tavukların. Kız. Yemleri. Abu Azat Azat bir sürüler. Bak bak. Aa, Beethoven de orada bak. Bak köpek. Beethoven. Hala Beethoven. Beethoven. Şey gibi. Kocaman köpek ama çok tatlı bakar mısınız ya? At kadar. Azat at kadar değil mi? Anne tavuklar geliyor. Ha dokunabilirsin tavuklara. Ama ısırıyor. Yok ısırmıyorlar. Sen dokun. Onlar sanıyor elimde bir şey var Azat. Elimde bir şey var sanıyorlar. Çimen verek mi? Çimen yemezler ki onların yemekleri var. Nerede? Ne bileyim ailelere öyle yemek vermiş. Hadi gidelim. Bak yerde. Hadi elle. Elle. Elini uzat bak onlar sana elinde yemek var. Pablo gibi ısırıyorlar değil mi? Alo. Elimi ısırdı. Evet. Sen bir dedi. Benimkini de ısırdı. Sen bir daha ısırsın. Hadi gel. Bir daha. Aa, Beethoven yanımıza geldi. Gel Beethoven gel. Evet kafasını okşayabilirsin Beethoven'in Azat. Beethoven niye böyle kirde kalmış yazık. Ana hiç de Alman köpeklerine benzemiyorsun Beethoven. Aynı bizim köydeki köpeğe benziyorsun. Aynen. Sen niye böyle sırtın başın dağınık kirlisin? Banyo yapsana. He bu demek ki dışarı köpeği Azat. Hadi gel. Ne? Hadi gel gidelim. Seni hadi gidelim. Anne bak Beethoven bizi takip ediyor. Evet Beethoven bizi takip ediyor. Evet anne, kocaman yaşlı Beethoven. Bak anne, su içecek. Eşek. Eşek kadar mı? Evet. Ne yok? O köpek adı Beethoven'miş. Ne yiyor? Bir şey yemiyor. Ağzı kirlenmiş. Hadi gel. Gel. Evde ne pişireceğiz? Yiyeceğiz mi? O Şahisten'in eti. Etleri de aldık kızlar. Azat'ı da biraz dolandırdık. Biraz köpeğe baktı. İşte biraz tavuklara baktı. İneklere baktı. Domuzlara baktı. Evet domuzlara da baktı. Anam sana kedi kaçıyor. Kara kedi var. Kediler var. Çiftlik işte. Her şey var. Anne nasıl şimdi gidelim? Anne burada bir sürü hayvanlar var. Evet doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, manzara muhteşem. Ay şurada arabayı durduracaksın izleyeceğim. Durmuyor. Çok güzel. Bak şurada bir arsa alacaksın. Şuraya ev yapacaksın. Yapacaksın. Sabah kalkacaksın. Ufka doğru bakacaksın. Aa, böyle gerçek gözle izlemek de daha güzel. Ağaçlar çiçek açıyor yaş yaş. Yaz geldi. Sabah işe giderken kuş sesler vıcık sabahın köründe. Evet ve geri evimize köyümüze geldik. Bu arada iftara da yetiştik. Koyu evde yemek yapmayacağım ama artık Simiş ne pişirdiyse onu yeriz de. Benim canım da şey istiyor kızlar ya. Cacık istiyor. Madama fahiyede onu haşlayayım o hemen oluyor zaten. Can sen yağlarımı ne yaptın? Aa şurada mı? Değiştirmiş. Tamam. Azada şu şeyi kapat. Hadi bakalım bir evimize çıkalım. Pablo da her zamanki gibi yerinde bizi bakıyor camdan. Pablo anne geldi Pablo. Anne geldi Kubani. Hadi bakalım. Şahiste illa zorladı yukarı gelin diye falan yemek yiyelim neyim de.
İstemedim ya. Valla evde Can da sabahçı ya, o yüzden, yoksa çıkardık yukarı. Yabancı değiliz. Allah ne verdiyse yeriz beraber ama Can sabah erken kalkacak. O hiç öyle erkenci olunca bir yere gitmeyi sevmiyor. Direkt evde olmayı seviyor. Valla direkt evde olacak. Hemen kaptan verdik geldik zaten. Daha var zaten, iftara da var, daha 40 dakika var. Azio hadi gel. Anne. Ha kubani. Şeylerimi buraya koyacağım. Koy anne, babi taşısın. Evet kızlar, hemen mutfağa giriştik, Simiş de geldi. Tam somon balığı yapmış. Arabada da biz de Azat'la Can diyordu ki somon balığı yapalım. Vallahi. Vallahi işte o yüzden baktım, dedim Simiş balık var. Ben açayım göstereyim kızlara. Şunları Simiş önceden koydu, şu ikisini de Azat'a koydum. Bitmiş çünkü. Can'a da şu balıktan yapacağım. Bundan yapacağım da öyle video fazla çekemem. Simiş salatayı da hazırlamış burada böyle. Artık bugünkü akşam yemeğimiz bunlar kızlar. Hadi bakalım kızlar. Şurada iki tane soğan ve tereyağı. Duman. Güzelce kavrulsun kısık ateşte. Bunu yoğurdumun üzerine dökeceğim cacığım. Cacık da böyle kaynıyor. Suda aynı suya biraz bulgur attım. Süzmedim yani suyunu. Önceden yıkayıp attım suyun içine. Suyunu sızmadım. Birazcık bulgur attım. Çok az. Yani yok denilecek kadar az. Bakın içinde tek tek ancak sayarsınız. Bir tane de çilli kattım. Sarımsaklı yoğurt yaptım. Onu da cacığın üstüne dökeceğim. Üzerine de şu güzel pul biberi de katacağım. Buraya sarımsakla. Soğanı da üzerine dökeceğim. Bu da benim akşam yemeğim. Hadi bak, Simiş böyle azıcacık istediği için Simiş sana mini cacık yaptım. Salatamı da çek. Çektim, gösterdim değil mi? Uy, cacığı da döküyordun yavrum evladım. Çok daha güzel cacığı. Daha somon balığım gelecek. Wow. Bir de somon balığı pişiriyor. 3 dakika mı kaldı? Vallahi dün de böyle hızlı hızlı yemek hazırladık yetiştirmek için. Tarifçiğim birine yazık, abla sen, ben sana bakarken de ben de hızlı hızlı yemek yedim. Hadi bakalım. Evet, şunlar da analık kızlı gibi oldular. Şu büyük olanı benim. Öyle ekmeksiz yiyeceğim. Bu da Can'ınki. Çünkü balık da yiyor yanına. Hadi bakalım, biz de içeri giriyoruz ve herkese afiyet olsun. Ve bu da Prenses'te pişirdiğim balık. Hadi bakalım, salata da var yanında. Hepinize afiyet olsun yeniden. Evet kızlar, çok şükür yemekler yenildi. Buralar toplayacağım da mutfağı falan. Simiş geç yarısını topladı da. Dedim sen elleme git. Ben kendim şey yapayım, bir de baharatlarım bitmişti. İçlerinde bitenleri bir doldurayım şişelerimi. Ondan sonra devam iş yaparız. Ve bu vlogu da bu şekilde burada kapatayım. Dur kız, şu çirkin poşetlere bakmayın. Sarı götüreyim de bizim zokaklanmamızı izleyin. Ruhunuz açılsın. Kirli poşetlere bakmayın. Öyle işte kızlar. Bugünü de böyle bitirdik Allah'ın izniyle. Sizleri Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Yarın da görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Bye bye.